aşk kokan anlar. Son tahlilde hangisini daha böyle yakın görüyorsun şampiyonla? Hissettiğin değil. İkisinin de böyle teknik direktörü ben sensin. Ben söyledim geçen hafta. Tekrar söyleyeyim. Ben saydığın isimler şöyle böyle istikrarı çözer, maç alıyor, maç kurtarıyor. İyi kategori ama değil mi? Tamam, güzel yapmışsın, güzel. Şimdi yaptım. Sana bakarken ilham geldi. Vallahi mi? Evet, bak. Tebrik ediyorum. İşte bu da senin ne kadar pratik zekan. Abi, estağfurullah abi. Sen de demek ki ben zeka açıyorsun. Akşam bunları çalıştığın gibi geldim. Yok yok. Burada yapmışım. Şimdi yazdım. Bak entelektüel Rambo yazdıktan sonra yazmışım. Maç alanlar, sorun çözenler. Ben bakıyorum. Fikstüre bakıyorum. Kalan maçlara bakıyorum. Puanlara bakıyorum. Maçlar nerede, nerelerde oynanıyor. Bakıyorum. Bakalım. Galatasaray'ı daha şanslı görüyorum ki bunu geçen hafta söyledim. Hatta bunu işte şeyden sonra söyledim. Ne o? Derbiden sonra. Beşiktaş Galatasaray derbisini Galatasaray kazandı. O zamana kadar hep konuşuyorlardı ya. Üstünlük kimde? Psikolojik üstünlük falan. Şurada buraya geçti, oraya geçti. Beşiktaş Galatasaray derbisi Galatasaray'ın galibiyetiyle bittiği gün psikolojik de puan olarak da bütün avantaj Galatasaray'a geçmiştir dedim. Tamam mı? Hala öyle bakıyorum. İşte Fenerbahçe bu hafta Trabzon'a gidiyor. Kıyamet bir maç oynanacak. Göreceksin. Gerginlik seviyesi çok yüksek. Mesela bir ay önce oynanan, bir buçuk ay önce oynanan Trabzonspor Galatasaray maçı gibi bir maç olmayacak. Daha formda gerçekten Trabzon. Yine. Sırf o açıdan mı ya? Sırf daha formda olduğu için mi diyorsun? Bu maç berbattı Galatasaray ya ben, karşı Trabzonspor. Sadece takımı mı berbattı? Performans berbattı. Sadece takımı mı ya, diyorum? Trabzonsporlu'nun söylediği de o. Berbattık diyor. Adamlar neredeyse bize böyle tabela yapıyordu hocam İşte diyor. Ben Fenerbahçe bu hafta Fenerbahçe-Trabzonspor maçını seyret Ali. Ondan sonraki programda yapacağız konuşalım. Yapacağız zaten. Tamam. Konuşalım. Tamam. Mesela oradaki tribünle pazar günkü tribün bir olacak mı? Ona bir dikkat et. Bakayım. Maçta bir bak. İki, velev ki 5-1 de değil. Fenerbahçe maçı kazandı. 1-0, 2-0, 2-1. Bak bakalım ne olacak? Taraftar bunu kabullenecek mi? Ya da 5-1 yenildi ki gibi bir tavır mı sergileyecek? Diyorsun ki böyle Trabzonspor Fenerbahçe öyle için böyle öyle mi olacak? Ekstradan bir böyle ezeli rakip. Galatasaray için son yıllarda sen değil. Sen demiyor musun? Yani oynanan maçlar, skorlar, atmosferler bunu gösteriyor ki aklıma bu cümle geldi. Ben bedava konu söylemiyorum. Ekstradan bir ezeli rakip. Tabii ki gayet de normal. Yine de konuyu yine getireceğim bir şekilde. Liverpool'un böyle Everton maçları gibi. Manchester City için, United için değil Everton maçları ezeli rakip. Everton için Liverpool öyle. Şu anda bizi dinleyenler için de bu çok önemli. Şaşırdı ama yani değil mi? Bu dakikaya kadar adı geçmedi. Bunu söylemen de iyi oldu. Çünkü bizi izleyenler bunu bekliyor. Ama hakikaten böyle anlayan anladı bunu. Anlayan anlasın. Biz şimdi burada bir Türkiye'de bir sosyolojik bir maçtan bahsediyoruz. Sosyolojik bir olaydan bahsederken Liverpool'da Inter'e yani Türk insanı çok umurunda değil Ali. Sen onu fazla şey zannediyorsun. Olsun böyle. Ben yine de hani söyleyeyim. Liverpool'la Everton arasında bir şey varmış falan. Çok güzel bence ya. Tamam. Çok güzel. Bu ama şey güzel değil. Bak bu güzel değil mesela. Trabzon'u her deplasman. Liverpool'la Everton birbirini yesin. Birbirinin kemiklerini yesinler. Neyse beni zerre ilgilendiriyor. Kimi ilgilendiriyor? Beni bir zerre ilgilendirmiyor. Bir abi seni kızdırayım dedim. Sırf Türkiye'de, o yüzden yaptım. Türkiye'de yani. Bir tek seni ilgilendiriyor. Olur mu abi? Milyonları ilgilendiriyor. Abi Allah ne bileyim. Milyonlar uyumuyor. Ya binleri ilgilendiriyor. Milyonlar Liverpool'la Everton'la yatıyor kalkıyor. Sen öyle zannet. Ya binleri ilgilendiriyor. Şimdi Fenerbahçe-Trabzon maçının çok daha gergin, çok daha hayati bir maç olması Trabzon açısından gayet normal, anlaşılabilir bir şey. İnsanlar bundan şikayetçi oluyorlar. Niye bize böyle falan? Bundan şikayetçi olmayacaksın. Çünkü tarihsel bir geçmişe... Ama Ababam sınıfında bile var işte böyle Trabzon-Fener rekabeti. Öyle evet, değil mi? Evet, işte Mahmut Hoca'dan ve Trabzon'dan çekiyoruz evet, diyorlar. İşte ben de tarihsel bir şey anlatacaktım da. Işte. Tamam, anlat abicim güzel. Tarihsel bir geçmişe bakacaksın. Trabzonspor bu lige çıktıktan sonra ve İstanbul'un dışına şampiyonluk ilk Trabzon'la çıkmıştır. Üç büyüklerin hegemonyasına son verdiği dönem Trabzonspor şampiyonlukları kazandığı zaman o 5-6 şampiyonluğunu kazandığı zaman Trabzonspor'un tek rakibi
Fenerbahçe olmuştur. Evet. Çünkü o dönem Galatasaray 14 yıl, Beşiktaş 15 yıl, evet, şampiyon olamamıştır. 6 diyelim Trabzon olduysa 9'u da Fenerbahçe olmuştur. Ve Fenerbahçe olurken Trabzon'la çekişip gene geçmiştir. Diğer iki takımın ligde şeyi yoktur. Yani şampiyon olamıyorlar. Beşiktaş bir ara böyle düşüyordu. Var öyle dönemler. Yani tarihte daha kötü Beşiktaş oldu mu diye bu sezonu soruyorlar. Ben de abilere sordum. Tabii. 1979. Tabii Galatasaray'da Fenerbahçe'de aynı şeyi yaşadı. Evet. Bir dönem. Evet. İkisi de düşme tehlikesi yaşadı. Ama Trabzon çıktı kadar. Hep şampiyonluğu oynadı, oynadı. Evet. Yani Trabzonspor ilk İstanbul hegemonluğuna son verip şampiyonluklarını kazandığı zaman hep Fenerbahçe ile çekişti ve şampiyon oldu. Fenerbahçe'de Trabzon'un elinden çekiştiği şampiyon olduğu dönemler oldu. Böyle geliyor. Sonra bu tatlı rekabet. 3 Temmuz'la beraber zehirlendi. 3 Temmuz'la birlikte zehirlendi. Zehirlendi. Evet, bambaşka bir şey oldu. Şimdiki nesil senin deyiminle toksiklendi diyor. Ben öyle bir şey anlamadığım için zehirlendi diyor. Toksikleşti olabilir. Toksikleşme. Ben söyleyemem. Tamam. Kötü bir kelime. Bu, zaten kötü bir olay. Bu olay dolayısıyla Fenerbahçe Trabzon maçlarını bambaşka bir yere gitti. Benim ki Trabzon'un hiç iddiası olmasın, Fenerbahçe'nin hiç iddiası olmasın. Fark etmez. Bir ölüm kalım maçı gibi olacaktır. Şehir ve tribünler buna göre hazırlanıyordur. Oyuncular buna göre hazırlanacaklar. Hoca bile buna göre hazırlanacaktır. İddia ediyorum. Trabzon'a karşı Galatasaray maçındaki gibi bir skor alsın Fenerbahçe. Maç nasıl biter tahmin edemem. Bak tahmin edemem. İsmail Kartal şunu değiştiremez. Bu tarihsel sosyolojik düşmanlığın altyapısını değiştiremez bir günde. Oraya ne yaparsan yap. Ne yaparsam değiştiremez. Ama saha içinde ilk maçta böyle Kadıköy'deki Fenerbahçe'nin yaptığı hataları tekrarlatmayabilir. Bu işi değiştirebilir. Burada böyle çok iyi teknik direktörlük yapması gerekiyor ki böyle Trabzon deplasmanından galibiyetle çıksın. Bunun adını koyalım. Bak hakemler ve futbolcular için de aynısını hep ben söylüyorum. Bizim böyle mesela işte zaman zaman Beşiktaş yönetiminde ama işte Ali Bey hakem. Evet, hakemleri değiştirebiliyor musunuz? Değiştirin, keşke değiştirseniz. Ama hakemi değiştiremiyorsan senin elinde böyle kadro kalitesini değiştirme şansın var. Yani elinde olan şansı kullanacaksın. İsmail Kartal'ın şu anda elinde şu şans var. Trabzonspor bir plan yapabilir. Trabzonspor'un yedeklerinden bir ya da iki oyuncu işi değiştirebilir. Sen de Pendik maçında 61'de bak 61 Trabzon plakası. 61'de oyuna giren İrfan Can. Senin böyle bir lüksün var. Sakatlığı geçti. Senin diğer santraforun Batshuayi 20 gol attı mı? Olmuştur 20 gol. Batshuayi'm var. Onlar da var mı? Senin ekstra bir sürü oyuncun var. Buradan çıkmanın yolu nasıl o maç vardı? Rüştü Reçber süper oyundu. O Trabzonspor aşırı güçlüydü. O zaman da Ozan biliyorsun maalesef şehirde şampiyonluk gitti diye bir canına kıyanlar oldu ya Trabzon'da. O zaman da çok büyük rekabetti. Şampiyonluk yarışıydı. Daha zordu. Ama orada bir şekilde kaleci Rüştü, teknik direktör Pereira ve inisiyatif alan oyuncularla çıktın. Bu maçı Fenerbahçe yöneticisi Selahattin Bey'in yaptığı açıklama anladığım kadarıyla hakemler konusunda. Senin de çekincen buradan mı? Çünkü ben diyorum ki İsmail Kartal çok iyi teknik direktörlük yaparsa zaten Fenerbahçe'nin kadrosu Trabzon'un şu andaki kadrosu göre çok üstün ve oradan zaten çıkar. Ama hakemler konusunda Selahattin Bey ve senin başka çekinceniz varsa ondan dinleyemeyeceğime göre senden dinlemek isterim. Yok. Benim bir çekincem yok. Zaten ben bununla ilgili bir şey anlatmıyordum. Başka bir şey anlatıyordum. Sen bir atladın diyorsun oraya. Evet sen... Tamam abi atlamayayım. Hayır ben atladın da ben mesela başka bir şey... Ben mesela hafta sonu Trabzon maçında İsmail Kartal ne yapmalı teknik açıdan? Daha orada bir hafta var. Arada bir Saint-Gilloire maçı var. Ben öyle bir şey anlatmıyorum. Ben diyorum ki nereden bu konuya girmiştik? Fenerbahçe Galatasaray maçında arasındaki şampiyonlukta kimi şanslı görüyorsun? Evet. Neden şanslı gördüğümü anlatıyordum. Evet. Şimdi Fenerbahçe'nin önünde ay şimdi ben İsmail Kartal onu oynatırsa elinde böyle bir şey var falan deyince ben koptum yani. Olay bambaşka bir yere gitti. Ben diyorum ki bu fikstüre baktığımda Fenerbahçe'nin önünde bir Trabzon maçı var. İşte bu hafta belki de Fenerbahçe Galatasaray Kasımpaşa'yı yendiği an Fenerbahçe bu ligde az olan, az değil bana göre abi, Galatasaray'dan az olan şansını bana göre tamamen imkansıza getirecek. Çünkü öyle bir Trabzon takımı, hocası, futbolcuları ve taraftarı böyle bekliyor Fenerbahçe'yi. Buradan çıkmak büyük bir iş olur, büyük bir motivasyon getirir Fenerbahçe'ye. Fakat bu çok zor, onu anlatmaya çalışıyorum şehirdeki atmosferi. Taktik, teknik konuşursak onu konuşuruz sonra. Dolayısıyla böyle baktığımda
Fenerbahçe bir de öyle ya da böyle. Her zaman Kadıköy'de daha ters gelmiştir Beşiktaş. Bakınız geçen sene 10 kişiyle 4-2. Bir Beşiktaş maçı oynayacak. Orayı da geçtiğini düşün. En son Rams Park'a gidecek. Şimdi bütün bunlara bakınca Galatasaray'ın bu yarışta önde olduğunu, çok avantajlı olduğunu söylemek için futbol uzmanı, futbol alimi olmaya gerek yok. Trabzon'daki atmosferi bunun için anlattım. Puan alınması, 3 puan alınması en zor maça gidiyor bu hafta Fenerbahçe. Neden olduğunu da atmosferden dolayı anlattım. Yoksa teknik açıdan Fenerbahçe'nin kadrosu daha iyidir, daha formdadır. Tabii ki katılıyorum bunlara. Ama konumuz Galatasaray, Fenerbahçe takımları arasındaki yarışta niye Galatasaray daha avantajlı onu anlatıyorum. Ben de sana şuradan katılıyorum. Fenerbahçe'nin işinin zor olduğunu anlatıyorum. Ben de şuradan katılıyorum. İlk oynanan Kadıköy'deki Fenerbahçe Galatasaray maçından sonra söylemiştim. İsmail Kartal Hoca'nın bu psikolojik üstünlüğü falan bırakıp kendi sahasında Galatasaray'ı yenmesi gerekiyordu. Çünkü sezonun ikinci yarısında Galatasaray deplasmanına gidecek. Ve de son haftalar artık en sona doğru. Bence Fenerbahçe'nin en zor maçı o maç. Şampiyonluk yarışında. Trabzonspor atmosfer katılıyorum sana. Yani ekstra bir derbi dediğim o. Şampiyonluk yarışında o. Niye Liverpool Everton örneğini verdim? Mesela City ile Arsenal ile çekişiyor değil mi? Arsenal için Everton deplasmanı ezeli rakip değil. Manchester City için değil. 3 puanı alıyorlar. Öbürü öyle değil. Ben bunlardan bir puan alsam diyor Everton yeridir. Çünkü o taraftarı hesabını soruyor ki Fenerbahçe Trabzonspor arasındaki bu 3 Temmuz zehirlenmesi yok insanlar arasındaki ilişkide. O değil. Ezeli rekabet zaten kültürü öyle bir şey. Ekstradan bir böyle ezeli rakip oluyor diyorum. Mesela şimdi hep şeyi sorarlar. Beşiktaşlar için en ezeli rakip hangisidir? Ya bana fark etmez diyorum. İşte önce Fenerbahçe ve Galatasaray kimle şampiyonluğa oynuyorsak o sezon odur kardeşim. Trabzonspor Fenerbahçe öyle değil işte. İşte ben de biri şampiyonluğa oynuyorsa diğeri oynamıyorsa da bile o Fenerbahçe Beşiktaş maçı gibi görüyor onu. Trabzonsporlu da Fenerbahçeli de. Anlatabiliyor muyum? Tabii ki. Heh, söylemek istediğim o. Tabii ki ben de işte onu anlatıyorum zaten. Onun için aynı Fenerbahçe'nin şampiyonluk... Hayır sen teknik dedin ya elinde şu var bu var. Yani güçlü var. Ama yani güçsüz öyle, değil onu söylemek istiyorum. İşte fark etmez. Öyle bir rekabet var ki güçsüz takımlar tamam, kendinden tabii, o, güçlü çok i̇şte, daha... O yüzden Everton'a yani, örnek verdim işte. İşte o yüzden mı? Fenerbahçe'nin şansı... Yoksa biliyorum yani 1 milyon kişi yoktur ya. İşte şey diyorum Trabzon'la Fenerbahçe arasındaki rekabeti evet. Anlatmak için Liverpool Everton'ı anlatmana gerek yok onu söylüyorum. Niye her ben? Türk futbol severi bunun böyle olduğunu bilir. Onu söylemek için anladın mı? Olsun bizim örnekler verelim. Hayır sen illa... Mesela ben Saint-Étienne Lyon. Sen bak tamam. Ama şaka sen, yapıyorum ya abi. Gel öpeyim çok güzel program oldu. Abi sen, gel. Sen yok. Sen Ramazan diye sona bıraktım. Ramazan diye bu kadar mı yaptın? Sonda da ama dayanamadım abi. Hoş geldin abi. Ya şehri Ramazan. Senin sayende Ali beni anca bu kadar üzebildi. Üzme yok abi. Üzme sen yok. Demedin mi? Mutluyum şey, seninle yapmakta. Yok yordu diye. Yüklendi diyelim. Yok şimdi Liverpool'a gidince benim kafam karışıyor. İsmail Hocan da gitti ama. He? İsmail Hoca da gitti ya. Ben yüz buldum yine. Yani. Hadi. Gidelim mi diyorsun? Tabii. Bu arada bir şey söyleyeceğim. Şunu diyen adam da karşımızda ta böyle Buenos Aires'teki böyle Boca Juniors'un eşofmanısıyla oturuyor ya. He? Çağrı oruçlu. Tamam. Evi karşıda. Bir evet. An önce. Tamam ben de onu söylüyorum. Gidip yatmak istiyorum. Tabii ki abi. Hadi gidelim. Estağfurullah. Hadi gidelim tamam. Maç heyecanını Ali Ece ile yaşamak için ücretsiz Sports uygulamasını indir. Maç esnasında Ali Ece anlık sesli yorumlarıyla Sports'ta. Bir kez daha Semih'in muazzam potansiyelinden bir enstantane izledik ve Beşiktaş onun vuruşuyla öne geçti. Sports yeni nesil canlı skor uygulaması. Hemen indir.